Burada DE paralelini uzatacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunun bize faydası şu olacak. Büyüteyim bakın. Şurası 60 derece değil mi? Yöndeş açılar birbirine eşittir. B açısı 60 olduğuna göre tabii ki H da 60'tır. 60'ın karşısı 3 kök 3 30'un karşısı TH dersek 3 olur. 90'ın karşısı da 6 gelir. Zaten DE paralel kenardan dolayı 7. Bakın artık şurada TE AT ve AE bir eşkenar üçgen oluşturur. Çünkü yine yöndeş açılardan E'de 60'tır. Bu zaten 60 derece. Demek ki bir kenarı 13 olan bir eşkenar üçgen haliyle arkadaşlar burası da 13 olması için x'e 10 kalır. Cevabımız B şıkkı. Eşkenar üçgen demiş arkadaşlar bakın o zaman 30 derece. 30 derece sonuçta AD de eşkenar üçgen. Kenar ortay aynı zamanda açı ortay ve yükseklik olduğu için F'de 90'dır. Haliyle burası da 90. Bu yine 60 derece. Buraya 30 kaldı. Bakın o zaman bu da 90 derece oldu. Artık 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Ve 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı zaten 4'tür. Biliyoruz hani kenardan dolayı da. Burası da 30, 60, 90'dan dolayı 2 olmuş oldu. C şıkkı. Eşkenar üçgen verilmiş arkadaşlar. Bizden x isteniyor. Şimdi bir bakalım ne söyleyebiliriz. Burada 60 derece olduğu için ters açıdan yine 60'tır. Burası bakın 30 derece olur. Sonra burası 60 derecedir. Bakın yine burası 30 derece olur. Haliyle 60'ın karşısı, karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Şimdi burada fark ettiniz mi? 120 derece olduğu için burası da 30 derece geldi. BF 4 oldu. 30-30-123 geninden o zaman df 4 kök 3 demek ki burada dh c üçgeninde 60'ın karşısı 7 kök 3 ise 30'un karşısı 7'dir. 90'ın karşısı 14'tür. db'yi 4 bulmuştuk. x'e 10 kaldı. e şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada eşkenar üçgende orta nokta verilirse bence hemen bir tabana diki indirmek lazım. 30-30 zaten. Burası da 90 derece olur. 30'un karşısı 1'dir. Şurada EC kök 3 olacaktır. Yine aynı hamleyi burada da yapayım bakın. 30 30 şöyle gördüğünüz gibi yine burası 90 derece ve 3 böylece 3 kök 3 olur. Aradaki açı zaten 60 derece. Kendiliğinden bakın burada bir 120 derecelik bir üçgen yaptık. Şimdi kosinüs teoremi kök 3'ün karesi 3 artı 3 kök 3'ün karesi 27 eksi 2 çarpı e, kökü çarpı 3 kökü çarpı kosinüs 120 buranın tamamı 120 geldi. O da eksi 1 bölü 2. Eksi 2'ler birbirini götürdü. 30 artı 3 kökü çarpı kökü 9'dur. 39 oldu. EF'nin karesi demek ki cevap kök 39'muş. E şıkkı. Eşkenar üçgen tabii ki burada unutmayacağız. Tabana inendik. Tabanı ikiye böler ve aynı zamanda açı ortaydır. 30-30 olur arkadaşlar. 30-60-90'dan burası da 30 yapar. Kendiliğinden DF ile BF eşit geldi. 4 kök 3 oldu. 4 kök 3, 4 kök 3, 12 oldu BD. Zaten BF'yi de 4 kök 3 bulduğumuz için FH da 4 kök 3. Şimdi artık 60'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı 8'dir. 90'ın karşısı 16'dır. BC 16 olduğu için AD de 4 olacak A şıkkı. aynısı iki eşkenar üçgenmiş. Hemen 60'ları unutmadan yazalım. Bakın burası 30 kalır. Yine buraya da 60 yazarsak zaten bir kenarı bir açısı 60 olduğu için burası da 60 oldu. Burada da bakın. Ay pardon şurası 90 oldu. 30 60 90 çıktı. Böylece 4 kök 3 şurası 6. Yine bir kenarı 6 kök 3 olduğu için buraya 4 kök 3 kalır. 30'un karşısı 2 kök 3 60'ın karşısı 6. Şu taradığım bu üçgenler arkadaşlar 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den 2 tane. O yüzden toplamda 12 kök 3 yaptı. Bu arada eşkenar üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Akarik kök 3 bölü 4. Bir kenarı 6 kök 3 olduğu için 6 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 27 kök 3. Demek ki şu boşluğa beyaz boşluğa 15 kök 3 kalacakmış. E zaten diğer üçgenin de alanı bu arada 27 kök 3. Eş üçgen demek ki 12 kök 3 oldu arkadaşlar. C şıkkı de arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceksiniz. 60 şöyle alayım kalemi. 60 derece bakın burası. Sonra şöyle X derseniz 5 60 FD kenarı. Sonra 5 60 X yine FE kenarı. 5 60 X yine FE kenarı. Aslında bu üçgen bir eşkenar üçgen oldu FDE üçgeni. Çevre DEF 27 dediği için o zaman bunlar birbirine eşit. 7'şer yaptı. Şimdi şurada artık bir kosinüs teoremi yapabiliriz. x kare artı 25 eksi 2 çarpı x çarpı 5 çarpı kosinüs 60 1 bölü 2 eşittir 49. Bunlar gitti. x kare eksi 5 x bu tarafa atarsak eksi 24 eşittir 0 olur. x eksi 8 x artı 3 eşittir 0'dan x demek ki negatif olamayacağına göre 8 olacak. Bunun bir kenarı 13 geldi. Çevresi 39 oldu D şıkkı. Kenar üçgende bir kural vardı arkadaşlar. Böyle dışarıdan alınan bir noktadan yan kenarlara bu kırmızıları indirdiğimiz zaman bunların toplamından tabana indirdiğimizi çıkartırsak yani DE'yi onu da hemen 30-60-90'dan bulalım. Bakın gördüğünüz gibi böylece burası 4 olacak. Bunları çıkarttığınızda bu arkadaşlar eşkenar üçgenin yüksekliğine eşit oluyor. Bundan dolayı 13, 4 çıkarırsak 9 oldu. Eşkenar üçgenin yüksekliği 9 olduğu için 60'ın karşısı 9 30'un karşısı 3 kök 3. Burası da böylece 3 kök 3. Demek ki alan 6 kök 3 çarpı 9 bölü 2'den 27 kök 3 oluyor arkadaşlar. A Ha çevre istemiyormuş Pardon şey alanı istemiyormuş. çevreyi istiyormuş. 6 kök 3 çarpı 3'ten 18 kök diyeceğiz o zaman D şıkkı. C paralel DF'ye arkadaşlar. O zaman bunların tepe noktaları aynı izada olduğu için aslında bu devam eder. Şöyle illa bu KL ile aynı izada olmasına gerek yok. Sonuçta paralel iki doğru arasındaki uzaklık asla değişmez. Yine şurası da kök olacaktır. Zaten burası böyle 30 derece 30 derece olur. Şimdi ee, çevre A, B, C, D, e, çevre ABC DEF farkı demiş. Bakın şuraya A dersek 30'un karşısına burası bakın A köküç olacaktır. Böylece bunun bir kenarı 60'ın karşısı 3 köküç artı A köküç olduğu için 3 artı A yapar. Kenarda 6 artı 2A olur. Diğerinin kenarı zaten A. 2A pardon. 6 artı 2A'dan 2A'yı çıkarırsak çevreleri farkı bu kenarların 3 katı olacak. 18D şıkkı. Arkadaşlar şöyle birleştirirsek tabana inendik tabanı ikiye böldüğü için ikizkenar üçgen dört kök olur. Burası 45 derece olduğu için burası da 45 derecedir. Böylece 90 derece olur. 60 derece olduğu için artık burada ne güzel 60'ın karşısı 4 köküç 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı da 8 olacak. C şıkkı. Bir üçgende bize orta nokta verdiyse aslında böyle birleştirmemizi istiyordur. 30 derece 30 derece olacak şekilde bu arada açı ortaya olur. Çünkü eşkenar üçgende kenar ortaya hem yükseklik hem de açı ortaydır. Böylece burada bakın şunu fark etmeniz gerekiyor. 15 derece. O zaman şuraya teta deseniz iki iç bir dıştan 15 artı teta 30 değil midir? Ya da şuradan görün en kötü. 30 derece olduğu için bu iç açı kaç yaptı? 150 derece bak teta yine 15 oldu. Kendiliğinden bir iki üçgen yani EC de 90'ın karşısı 4 kök 3 30'un karşısı 2 kök 3 60'ın karşısı da 6 oldu B şıkkı. Kenar bir üçgende tabanla ilgili bir şey soruyorsa ben bir tabana dik indiririm. Böyle indirdim tamam mı? EH yüksekliğini. Şimdi hemen harf verme zamanı soruda çünkü çok fazla bir şey yok. 30-60-90 üçgeninde HC'ye A dersem böylece bakın EC'ye 2A demiş olurum. Ve bir kenar arkadaşlar 3 artı 2A geldi. O zaman şu BH'a 3 e artı A kaldı doğru mu? Bir de ikiz kenar bir üçgende bu tabana inendik tabanlı 2'ye böldüğü için aslında bh'la buradaki hd'ye de eşit. O zaman A artı 3 olması için bak X'e 3 kaldı. Bu şekilde ikizkenar yorumuyla geldi A şıkkı.